Ben katılmazsam o düğünün uğuru kaçar dedim. Benim ayağım uğurludur dedim. Ben yürüyen dev bir nazar boncuğuyum ama siz lütfedip asmıyorsunuz dedim. İlayda o kadar huzursuz oldu ki. Hilem mi? Aman iyi demişsin. O da bir şeyden de huzursuz oluyor. Ben onu hissettim. Şimdi Dalyan gibi bir kadın. Giyineceğim, kuşanacağım, düğüne bir gireceğim. Aşağıdan yukarı bak bak bitmeyen bir kadın. Kimse geline bakmıyor, kimse gelini umursamıyor. Gelin gölgede kaldı. Aa gelin nerede? Ortada yok. Onlar da huzursuzlanıyor. Onu da kafasına takıyor. Ben hissediyorum. Ben de dedim ki aman tamam dedim ne yapayım ya. Tamam hiç miyim dedim. Kime dedin? Kendi kendime dedim. Tamam ya dedim ezmeyeceğim dedim. Aman kimseyi ezmem ben dedim. Herkes dedim kendi küçük dünyasında böyle kendi zaferleriyle oyalansın dedim. Ne yapayım? Ben de yine zirvede yalnızlığımla baş başa. Aman ne yapacaksın? Hep öyle hep. Hayır hep öyle değil Safiye. Beni yalnız bırakmayacaksın. Beni zirvedeki yalnızlığımla lütfen baş başa bırakmayacaksın. Nikahtan sonra Çiğ'de Nilkara İbrahim'in konseri var. Benimle gelirsin değil mi arkadaşım? Evet bence gelirsin. Konser mi? Düğünü bırakıp. Ya bana nikahtan sonra topukla dediler de. Ben de işte gideceğim konseri dinleyeceğim falan. Nile de bayılırım. Aman canıma minnet kız. Yaşar Bey'i orada park ederiz. Kız kıza konsere. Ya bayağı elit bir ortam olacak dediler ama. Elit? Bensiz? Şekerim bu şehirde elitizmin temel taşı benim. Haklısın canım benim, çok haklısın. Gizem, bile gidip nikah seyredip düğünün giriş yemeğini tattıktan sonra gelebilir miyim? Tamam peki çabuk ye gel. Hızlı hızlı ye gel. Ay bu da homini gırtlak be. Yok kız. Yakından ilk defa bir yalı göreceğim de onun heyecanı. Küçük Safiye seni, küçük masum Safiye. Yalı gören masum köylü. Yavrucuğum sen her gün Gizem Özpamuk'u yakından görüyorsun. Ne heyecan, bundan büyük heyecan olabilir mi? Ozan Bey heyecanlı mı yani düğün için? Ya onu pek anlamadım. Herhalde ben nikahtan sonra gitmek zorundayım diye. Ozan'da böyle bir burukluk var. Bir burukluk var çocukta. Neden olduğunu da anlamıyorum. Herhalde benle ilgili. Başka neyle ilgili olabilir? Başka nasıl bir sebebi olabilir burukluğun? Benim bir şey aklıma gelmiyor. Senin bir şey aklına geliyor mu Safiye? Çok mutlu olsunlar inşallah ya. İnşallah, inşallah mutlu olsun yavrum benim. İnşallah mutlu olsun benim yavrum. Analık böyle bir şey. Ne yapacaksın? Ana olduğunda işte böyle yeri geldiğinde kendi saadetinden vazgeçeceksin. Yavrunun saadeti için bağrına taş basacaksın. Öte yandan da Nil'in konseri de yıkılacak. Yani o da canıma minnet. Bir gecede iki parti. Hep böyle dört ayak üstüne düşerim. Gel. Yaşar Bey, odanızı ödünç aldım. Kusura bakmayın. Önemli değil, rica ederim. Genel müdürü bekletmeden rutin performans sorularına başlayayım. Kendinizi vazgeçilmez görüyor musunuz? Yok canım, estağfurullah. Öyleyse basın gidin bu şirketten. Hayır kurumu mu burası? Efendim? Ben o açıdan demedim. Ha, olsam da olur, olmasam da diyorsunuz. Bu şirket bir şey kaybetmez diyorsunuz. Kimse yokluğumu fark etmez diyorsun. Yazmayın. Ben şey yapmadım o... Sil silecekleri çalıştır. Delet. Ben o açıdan demedim. Öyle bir şey demedim ben. Siz de 2-3 kahveden aşağı içmiyorsunuz değil mi? Hayır Kaan Bey, ben gayet sakinim. Gayet sakinim. Ayrıca 2-3 kahvenin nesi var canım? Zaten kahvelerin kantitesinden çok kalitesi beni düşündürüyor. Anlamadım, pardon. Not almışım. Bir haftadır genelde hazır granül kahve, 1-2 Türk kahvesi falan öyle gitmiş. Bir sakıncası mı var? Yani bir macchiato yok, bir frappuccino yok. Böyle bir pozisyona yakışıyor mu? Siz genel müdürsünüz. Ben sizden badem sütlü latteler, matcha çayları falan beklerdim. Onları da içeriz Kaan Bey. Matcha çayı lazımsa en matchasını içeriz.
Kimse bize burada maça ruh etmeye kalkmasın. Şakaysa kötü. Ciddiyse daha da kötü. Peki neyse. Başka bir soru. Şirketinizi geleceğe nasıl hazırlıyorsunuz? Dünya moda başkentlerini takip ederek onlarla aynı anda eş zamanlı olarak üretim yapmak. Onu bir zahmet yapın. Eşek değilsiniz herhalde de. Mesela üçüncü havalimanına nasıl hazırlanıyorsunuz? Tekstil şirketi olarak. Hava alanları havalıdardır, havalıdır. Hava durur yerlerde rahat elbiseler giyilir. Hiçbir fikri yok. Okey. Başka bir soru. Kişisel olarak da merak ediyorum. Buyurun, evet. Siz önemli sayılabilecek bir tekstil şirketinin müdürüsünüz. Evet Kaan Bey. Şirket karlılığı sizle birlikte %20 artmış. Doğrudur Kaan Bey. Belli bir başarınız var. Teşekkür Kaan Bey. Peki niye kabzı mal gibi giyiniyorsunuz? Yani insanda hiçbir mesleki deformasyon olmaz. Arada yanlışlıkla düzgün bir gömlek falan giyer insan. Yani bakıyorum ama wow etkisi. Ama negatif bir wow. Ne zamandır olmuyordu. Yine olmaya başladı. Ulan ne gazete okuyorsunuz, ne alışveriş yapıyorsunuz. Ondan sonra ekonomi neden yavaşladı? Ekonomi bu mahalle yüzünden yavaşladı işte. Sakin ol ve elindekileri yavaşça yere bırak. Onları benden alamazsın. Bunlar benim çocuğum gibi. Pet şişeler mi? Ha, ama sıradan pet şişeleri değil. İri bu. Ben onlara çiçek ekiyorum, yavrum. Atma. Şimdiye kadar evinde Belgrad Ormanı olması gerekirdi. Toplayıp toplayıp satıyorsun bunları. Biliyorum. Ama iftira ya. Abla hadi özetme artık ya. Tamam ver şunları artık. Bu işi profesyonellere bırak. Esas sen bu işi profesyonellere bırak Gündüz. Şefko. Kaçma. Kaçıyor. Kaçıyor. Kaçma. Ufak koleksiyoncular bizi bozmaz. Ama sen bizim çalıştığımız Urda fabrikasıyla anlaşmışsın. Şevket. Yanlış anlama, ben daha butik çalışıyorum. Sosyete çöpü hani. Atma. Üç günde 2000 lira koymuşsun cebe. Sen bu işi bizden öğrendin. Nasıl bizim mıntıkamız elimizden alıyormuşsun ya? Şevket, ben bu işi para için yapmıyorum. Çocuklarımız daha temiz denizlerde yüzebilsinler diye, ormanlarda koşabilsinler diye yapıyorum. Sen bu atıkların parasını bu akşam getirmezsen, bir de bu işi bırakmazsan, Allah korusun çocuğun olmaz. Şevko, bu çevrede evimize yetecek kadar atık var. Yok oğlum işte, bize kadar var. Oğlum bak, ciddiye al. Bu iş büyük iş. Biz de emir kuluyuz. Hala yürüyebiliyorken bu işi bırak koçum. Niye yürüyemeyecekmişim ki? Dizinden vururlarsa zorlanırsın. Hem bak illa çevrecilikse ağaç dik. Şampuan yerine karbonat kullan. Şampuan derken? Sen benim saçımla ilgili şaka mı yapıyorsun bak? En kıl olduğum hareket. Şaka yapmıyoruz. Bak bu işin şakası yok. Sen bunu bir anla ya. Şaka yapmıyoruz. Delikanlı adam bir şeymiş de dersini almıştı. Lan sen kimsin? Kimsin? Şampuan mıymış? Delikanlı adamın aklına şampuan mı gelir? Herif yoluna bak ya. Sosyete yavaş gelecek bize.